Arkadaşlar selam her videoda sizlere bir tane TSGO skin veriyoruz arkadaşlar Katılmanız çok basit bu videoya like atıyorsun kanala abone oluyorsun ve aşağıya instagram adresini yorum olarak bırakıyorsun Ben de çıkan herkese arkadaşlar videonun sonunda açıklıyorum her videonun sonunda çekiliş var bundan sonra görüşürüz Arkadaşlar selam yeni bir kasa açma videosuna Hoş geldiniz. Bugün CSGO Skins'teyiz arkadaşlar. CSGO Skins'e bakiye yüklerken Dex kodunu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Bak aşağıda açıklamada çekilişimiz var. Aşağıdan açıklamadan çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca hani 10 dolar üstü yüklediğiniz her bakiyede çekilişe katılabiliyorsunuz. Yani sadece Dex kodunu kullanmanız yeterli. Direkt sizi çekilişe katıyor. Ayrıca Dex kodunu kullanırsanız size bedava para veriyor. O bedava parayla da geliyorsun buradan kasanı açıyorsun bak mis gibi bir tane revolver verdi. Bunu alıp gidebiliyorsun kardeşim. Yani dex kodunu yazın oraya. Alın paranızı, gidin arkadaşlar. Şimdi biz bugün ne yapacağız arkadaşlar? Biz bugün deli gibi kaptayacağız. Bize ne lazım? Para lazım. Hatta bugün arkadaşlar şu hov kasasından deneyelim mi? Vallahi 20 tane koydum arkadaşlar. 20 tane 6200 dolar ediyor. 20 tane hov kasasından deneyerek videoya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ben iyiyim. Yarın bir arkadaşlar bir gideyim bahçeyle uğraşacağım arkadaşlar. Bahçeyle uğraşayım böyle bir biçeyim falan filan. Biçme geçen arkadaşlar. Şey baya bir uzadı. Oraya da gidemiyorum yani zaman yok. Dedim birine biçtireyim bir mi dedim. Hani dedim biç abi dedim burayı ne kadar? 3000 lira. Abi 3800 lira sadece bahçe biçimine verdim. Yani inanılmaz kötü bir şey ya. Ben arkadaşlar gerçekten ya bu fiyat skalasını anlamıyorum ya. 3000 lira dediğin kaç para yapıyor? Ananı satayım ya. Bize versene ya. 3000 lira çok fazla ya bir bahçe biçmek için ya. Çim biçti adam. Yani ortalama 4 saati falan gitmiştir. 4 saate 3000 lira çok fazla bence. Yani bir daha da zaten kimseye biçtirmem. Yani abi başkasına biçtirseydin sorsaydın soruştursaydın. Sordum soruşturdum 4000 lira 5000 lira. Yani inanılmaz fiyatlar çekiyor. Ananı satayım ya yeter daha. İnanılmaz fiyatlar çekiyorlar arkadaşlar. Oho bu neymiş ya. Bir tane hova alamadık arkadaşlar şuradan. Yani dediğim gibi arkadaşlar insanlar. Vallahi insanlar insanlıktan çıkmış ya. Vallahi kim kime geçirirse ya gerçekten o parayı verdim ama içim acıdı yani. Yani garip ya garip arkadaşlar gerçekten garip. Ya bir tane sucu çağırdım. Adam geldi sadece böyle arıza aramak için 2500 lira para verdim. Orası Kuşadası'nda arkadaşlar. Kuşadası'nda olduğu için adamlar hani bunlar Almancı bunlar şeyci diye insanlara deli gibi para geçiriyorlar. Bak ben buna da karşıyım. Ya Almancıysa Almanca abi bir şeyin net fiyatı olur ya. Gerçekten bir şeyin net fiyatı olur. Yani kime ne geçirirsem çok garip bir şey ya. Vallahi çok garip bir şey. O yüzden arkadaşlar yani çok mutlu değilim. Yani bu Türkiye'den arkadaşlar umudumu kestim artık yani. Burada umut yok. Umut olmadığı için arkadaşlar böyle kendimizde değiliz ya. Ben bir tane daha koyacağım ya şu kasadan. Abi şöyle 3 tane bundan 3 tane de bundan koyacağım. Yani bana vermen lazım. Oğlum dünya paramı aldın. Artık bana bir tane hov vermen lazım. Yani arkadaşlar umutların bittiği yerde yani her şey biter yani ya. Umudumuzu bitirdiler. Valla umudumuzu bitirdiler. Umarım umudumuzu tekrardan kazanırız arkadaşlar. Bilmiyorum. Benim için yine bir şekilde yurt dışına gidiyorum. Hani siz de arkadaşlar bak yaşınız küçükse gidin Polonya'ya atın kendinizi bak oraya böyle çok para kazanmak için giden insanlar oluyor hani sadece para değil arkadaşlar mutluluk mesela arkadaşlarım ilk başta geldi hani mesela okul okuyorum ben okuldaki insanlar Uber Eats yapıyor Türk işte ya işte hani şöyle para yapacağım böyle yapacağım böyle bir iki ay öyle yaptı 3. ayda bir baktı böyle yaşamaya başladı orada spor salonuna gidiyor işte eğlenmesine gidiyor, etkinliklere gidiyor, şeye gidiyor. Böyle hani eğlenmeyi anlayınca hani önceden mesela 14 tane hani 12-14 saat çalışıyordu. Çok fazla çalışıyordu. Ondan sonra 3-4 saat çalışıp sadece kendini götürecek şekilde parasını alıp eve gidiyor yani. Öyle yani. Yani eğlenmeyi öğreniyorsun arkadaşlar. Yaşadığını hissediyorsun. Bu da çok güzel bir şey. Yani yaşadığını hissetmek gerçekten bir de değerli olduğunu hissediyorsun. Mesela ilk gittiğimde bu şeylerden geçerken falan e, ee ne denir ona? Yaya geçirdiğinden falan geçerken böyle araçlar falan seni bekliyor falan filan. Hani bu mesela çok basit bir şeymiş gibi görülür, görülebilir ama hani sana bir saygı sen yayasın. Ya da mesela adamın şöyle söyleyeyim sana adamın mesela 30 milyonluk arabası var. Oradan Hani mesela yaya geçiyor ya o yaya'yı beklemek zorunda yani. Bu bir saygı ya, çok güzel ya. Ben gerçekten saygıyı seviyorum arkadaşlar. Saygılı insanı da seviyorum, saygı göstermeyi de seviyorum. Öyle yani, genel olarak öyle. Bu videoda arkadaşlar kaplayamadık da bir sonraki videoda halledeceğiz. Bu video bu kadar. Görüşürüz. Arkadaşlar selam. Son videomuzun çekilişini editörümüz açıklıyor. Buradan izleyebilirsiniz. Kazanan arkadaş hayırlı olsun. Görüşürüz. <laughs>